Anayasayı değiştirecekler, türban ve aile tanımını anayasaya koyarak muhalefeti sıkıştırma niyetindeler, anayasa değişikliğini referanduma götürerek manivela yapmak istiyorlar, referandumla seçimi aynı güne getirerek karamboldan iktidarlarını 5 yıl daha uzaklaştırmanın planını yapıyorlar ya. Adalet Bakanı Bozdağ, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Elitaş, HDP'nin kapısını çalmış, HDP'yi ziyaret etmiş. Sormadan edemeyeceğim hani onlar teröristi. Adalet ve Kalkınma Partisi zihniyeti böyle. Çıkarına gelince herkes canı ciğeri, ayağına basılınca hain, düşman. İktidar ortağı Bahçeli daha geçenlerde HDP'yi meclisten atmalıyız diye bas bas bağırıyordu, ne oldu? Terörist partinin kapısını neden çaldılar? Terörist milletvekillerinden ne istiyorlar? Adalet ve Kalkınma Partisi işine gelmediği kişiyi, partiyi, siyasi akımı, dönemi yok saymakta maharetli. İnsanları kandırmakta ustalar. Ticaret Bakanı Mehmet Muş önceki gün söyledi, son yılları saymazsak AK Parti döneminde enflasyon ortalaması %8-9 civarında dedi. Adam bakan sıkılmadan söylüyor. Sözünün mantığı yok ama 2 kişiyi kandırsam, 3 kişiyi inandırsam kar düşüncesinde. Bu anlayış AKP'nin politikası oldu. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu da son 10 günü çıkardığımızda son bir ayda en az değer kaybeden para birimi Türk lirası demedi mi? Akılla mantıkla izah edilecek bir açıklama mı? Son 10 günü çıkar Türk lirası değer kaybetmedi, son 3 yılı çıkar enflasyon tek haneli rakamda. Yerse politikasının ipine en son Spor Bakanı asıldı. Demiş ki, 21 sene önce pek çok alanda olduğu gibi sporda da büyük eksikleri olan ülkeydik. Tesis yoktu, imkan yoktu, sporcu yetiştirecek antrenör bulunmuyordu. Futbol topu dahi çok değerliydi. 2002 yılının Haziran ayında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden 5 ay önce milli futbol takımımız dünya üçüncüsü oldu. Aynı yılın Kasım ayında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar oldu, bırakın dünya çapında başarıyı, bir daha Dünya Kupası'na bile katılamadık. 2006'da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda, Dünya Kupası'nda yokuz. 2010 yine yokuz, 2014 yokuz, 2018 yokuz. Bu ay 2022 Dünya Kupası başlayacak, yine yokuz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde Dünya Kupası'na katılma sayımız 0. Spor Bakanı ne diyor? Bizden önce şu yoktu, bu yoktu. Türk sporu şöyle kötüydü, böyle kötüydü. Ne diyeyim? At Martini Debreli Hasan Dağlar inlesin türküsünü mü söyleyeyim? Bakana kızamıyorum çünkü onun genel başkanı da aynı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından önce buzdolabı, çamaşır makinesi olmadığını defalarca söylemedi mi? 2002 yılından önce yemekleri tel dolapta saklıyorduk. Çamaşırları da leğene koyup nehir kenarında yıkıyorduk. Adalet ve Kalkınma Partisi geldi, ülke buzdolabı, çamaşır makinesi, ambulans yüzü gördü. Taktik net. Salla gitsin, vatandaş inanır. Adalet ve Kalkınma Partisi mantığıyla bakarsan biri de çıkar son 8-9 yılı saymazsak Türkiye'de demokrasi var, hukuk var der. Haksız da sayılmaz. Dün öğretmenlerin protesto eylemi vardı. Polis davulcu ve zurnacıyı gözaltına almış. Neden diyeceksiniz, halay çekilmesine zemin oluşturdukları suçlamasıyla. Gülmeyin. Son 9 yılı saymazsak Türkiye demokratik ülke. Gösteri, yürüyüş, protesto anayasal hak.